geliyoruz. 6. maddede konukların tanıtımı ve konuşmaları var. Arkadaşlar, bununla ilgili bir şeyimiz var mı? Konukların listesi. Listeye gerek yok. Zaten söylediğiniz yönetim kurulu burada devam ediyor. Siz konuşmaları geçirin. Evet. Genel başkanına başlayalım yani. Evet. O zaman konukların tanıtımıyla konuşmalarını şey yapalım. Sayın Genel Başkanı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Divan, Sayın Türmop Genel Sekreterim ve derneğimizin onurlu başkanı, Sayın İstanbul Oda Başkanım, çok değerli genel merkez yöneticilerim, çok değerli şube başkanlarım, çok değerli Gaziantep'te meslektaşlarım, ben de sizleri Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği adına, derneğimizin kurulları adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Başkan açılışta ifade etti. Yakın tarihte genel merkezimizin denetleme kurulu başkanı, değerli dostumuz, sevdiğimiz, büyüğümüz, abimiz Kemal Güner'i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben de bir kez daha değerli büyüğümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Anısı hiçbir zaman, anısı gözlerimizden ve kalbimizden hiçbir zaman eksilmeyecek bir abimizdi. Ruhu şad olsun diyorum. Bugün genel kurulumuzun, şube genel kurullarımızın 11.sinde sizlerle beraberiz. İşte ayın 8'inde Trakya bölgesiyle başladık. Arkasından Karadeniz Ereğli, Yalova, çarşamba günü de Karşıyaka, İzmir ve Aydın. Dün Adana, bugün de Gaziantep'teyiz değerli arkadaşlarım. Tabii her genel kurulun ayrı heyecanı, ayrı güzellikleri, ayrı ayrı estantineler oluyor. Bugün biz Antep'e erken saatlerde gelmeyi planlarken, Adana'dan yola çıktık, gelirken yolda otobüsümüz arıza yaptı. 1 saat 40 dakika kadar gecikmeyle geldik. Yoksa erken gelecektik. Genel kurul başlamadan önce sizlerle daha yakın ilişkilerde olacaktık. Ama gecikmeyle de olsa bugün hep beraber yine bu salonda birlikte genel kurulumuzu tamamlayacağız. Değerli arkadaşlarım, son 1,5 yıldır özellikle ülkemiz ve mesleğimiz zor ve sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Başkan da ifade etti, Covid süreci, salgını maalesef insanlığı tehdit altına aldı. Bu süreç içerisinde bütün alışkanlıklarımız değişti. Hayata bakışımız, yaşamımız, yaşam koşullarımız, hayat standartımız değişime uğradı. İnsanlık psikolojik bir savaş içerisinde hayatını sürdürmeye başladı. İş yapış şekillerimiz değişti. Mesleğe bakışımız, eğitim anlayışımız, ailelerimize sarılamamamız, özlem giderememiz maalesef ki bizleri bu süreç içerisinde yıprattı. Bu süreç içerisinde hayatını kaybeden dostlarımız oldu, meslektaşlarımız oldu. Ben de bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık süreci devam eden meslektaşlarıma da acil şifalar dilemek istiyorum. Bu süreç içerisinde mesleki anlamda en çok çalışan, üreten, ülke ekonomisinin çarkları için mücadele veren tek meslek örgütü olduk değerli arkadaşlar. Sağlık çalışanları insan hayatını kurtarmaya çalışırken bizler de ülkenin ekonomisini kurtarma mücadelesi verdik. Ve yine bu süreç içerisinde bildiğim kadarıyla sağlık çalışanlarından sonra da en çok kayıp veren meslek örgütü oldu. Mesleğimizin var olan sorunları bu süreç içerisinde biraz daha artarak devam etti. Pandemi öncesinde bir takım haklı taleplerimiz vardı. Taleplerimizin gerçekleşmesini beklerken ama maalesef bu süreç içerisinde bir takım daha ek beyan bildirimlerle bizlerin sorumlulukları, yükümlülükleri biraz daha artmış oldu. Şimdi neydi bunlar diye bir hatırlayacak olursak geldiğimiz süreç içerisinde
önemli bulduğum birkaç konunun altını çizmek istiyorum değerli arkadaşlar. Yıllardan beri haklı olan bir talebimiz gelir vergisi ve KDV çelişkimiz. Serbest meslek kazancının gelirimizin tahsil esasına bağlanması. Yıllardan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Katma değer vergisi kanunu ile beraber gelir vergisinin çeliştiğini dile getiriyoruz. Bu haklı mücadelemizi her platformda dile getiriyoruz. Diğer bir yanda yine mesleğimizin bir beklentisi, %18 katma değer vergisi oranımızın, bu pandemi sürecinde gördük birçok sektörde, genel KDV oranlarında bir indirime gidildi değil mi arkadaşlar? Bizler de bu kadar çalışan, üreten bir meslek grubu olarak da bizim de hakkımız olduğuna inandık. Bizler de talep ettik. Ama maalesef yine görülmedik, duyulmadık ve hala görünmemeye de devam ediyoruz. Diğer bir yanda kanun olarak yayınlanan fakat hiçbir zaman uygulanmayan bir mali tatilimiz var değil mi arkadaşlarım? Yıllardan beri diyoruz ki uygulanabilir bir mali tatil istiyoruz. Tatil yapmak bizlerin de hakkı diyoruz. Ben şahsen tatil yapamıyorum. Hiçbir zaman 20 gün, 21 gün ailemle beraber tatil yapma fırsatım olmadı. Bir hafta ailemle geçiriyorum. Ailem bensiz bir haftada kendisi bir tatil yapabiliyor. Ortada bir kanun var. Çıktığında TÜRMOK Genel Kurulu'nda salonda yer yerinden oynadı. Dedik ki çok şükür bize de sonuçta bir faydalı bir kanun çıkıyor. Ama kanun yayınlandı. Sırasıyla yayınlanan tebliğlere baktığımızda maalesef yine 1 ve 21 Temmuz'da ofislerimizde çalışmaya mahkum edildik. Uygulanabilir bir mali tatil olması konusunda defalarca söylemlerde bulunduk. Ve ben bu artık bu saatten sonra uygulanamayan kanunun kaldırılması gerektiğini anlıyorum değerli arkadaşlar. Hiç olmazsa psikolojik olarak üzerimizdeki beklentilerden bir tanesini kendiliğinden kaldırmış olduğumuzu düşünüyorum. Diğer bir yanda bir haklı talebimiz, yıllardır söylüyoruz, diyoruz ki hiç olmazsa bir beyan dönemimiz eksilsin. Neydi bu? Son dönem geçici vergi beyanlamamız. Birazdan değerli TÜRMOK Genel Sekreterim açıklayacaktır muhakkak. İşte dün bir kanun teklifi yayınlandı. İşte son dönem geçici vergi beyannamesinin gereksiz olduğunu hep altını çizdik. 17 Şubat'ta beyanname vereceksiniz geçici vergi. 1 Mart'ta 11 gün sonra yıllık beyan vermeye başlayacaksınız. 11 gün sürenin ülke ekonomisine çok fazla bir katkı sunmayacağını, bir beyan dönemin dahi eksiltilmesinin aslında bizler için çok faydalı olacağını söylememize rağmen ama dün yayınlanan kanun teklifinde evet son dönem kaldırılacağı bahsediliyor ama diğer beyanların da yani yıllık gelir vergisi beyannamesinin ve kurumlar vergisi beyannamesinde bir ay öne geleceğinden bahsediliyor. Bunu kabullenmek mümkün değil değerli arkadaşlar. 72 yıldır uygulanan gelir vergisi beyannamesini Mart ayında veriyor. Bütün alışkanlıklarımız değişecek. Zaten bazı sistemsel sorunlar yaşıyoruz değil mi? Hala da beyan ve bildirimleri verebilmemiz için kazançları ticari serbest meslek kazancı olanlar için belki bir nebze doğru olabilir ama ülkede o kadar çok menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, arizi kazanç beyanlamesi verip ve alışkanlık haline gelmiş olan Mart ayı, vergi ayı anlamını yitirecektir. Bizler Şubat 27 çekiyor. Mart 31 çektiğinde bile kalan 4 günlük sürede hala acaba Nisan'ın ilk haftasına uzatılır mı diye beklenti içerisinde olurken 28 Şubat'ta yıllık beyanları verme durumunda kalacağız. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Buna karşı durmamız gerektiğine inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii pandemi süreciyle beraber de bir takım yükümlülüklerimiz arttı dedik açılışta. Hayata geçen yeni bildirimler vardı değil mi? Pandeminin ilk başladığı döneme denk gelmişti. Neydi bunlar? Bir poşet beyanı. Geri kazanım katılım payı. Gereksiz olduğunu defalarca söyledik. Vurgular yaptık. Beyanatlar verdik. Dedik ki eğer bir katkı payı alınacak ise bunun kaynağında, ithalatçısında, üreticisinde alınması gerektiğini altını çizdik. Dedik ki tabana yaymayın.
tabana yaymayın, yüz binlerce beyannameyle uğraşmayın, birkaç bin beyannameyle kaynağında vergisini alın dedik. Ama geldiğimiz noktada hepimize poşet saydırdılar ve poşet saymaya da devam ediyoruz. Diğer yeni bir uygulama neydi değerli arkadaşlarım? Yine pandemi dönemine gelen MuhSGK. Uzatıla uzatıla, ötelene ötelene pandemi dönemine denk geldi. Ki pilot illerde dahi uygulanırken sorunlar olduğunu bildiğimiz uygulama bir anda bizleri üzerinde kaldı. Ayın ilk haftasında MuhSGK'nın yaptın, yapamadın. Üçüncü haftadan sonra sistem çalışmıyor değerli arkadaşlar. Hepimiz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben de sizlerle beraber mesleğini bir bir icra eden bir arkadaşımızım. Aynı sorunları ben de yaşıyorum. Diğer bir tarafta peşi sıra yayınlanan teşvikler oldu. Değil mi? Her yayınlanan teşvik, ben artık sayısını da unuttum. Her yayınlanan teşvik sanki bir öncesi kalktı, bu yenisiymiş gibi algılanmaya başladı. Ama o kadar çok teşvik maddeleri oluştu ki artık bir işçi bodro kayıtlarımızı alırken hangisi teşvikten yararlanacağını sırf tespitini yapmak için bile bir gün uğraşıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bizler sivil toplum kuruluşu olarak sorunlarımızı dile getiriyoruz. Çalışma raporları hazırlıyoruz. Değerli İstanbul Oda Başkanımla, değerli tüm yöneticilerimle paylaşıyoruz. Bir yere kadar derdimizi anlatabiliyoruz. Ama bir yerde kalıyoruz. Kendimize de bir öz eleştiri yapmamız gerektiğini inanıyorum. Bir görüntü bozukluğu olduğunu inanıyorum. Çünkü bu kadar bir mücadele var. 130 bin kişilik örgütlü bir gücüz. Ya bunun görünmemesine imkan yok diye düşünüyorum. Veya sorunlarımızın bilinmiyor olmasına aklım ermiyor. Bir görüntü bozukluğumuz var değerli arkadaşlar. Sözde 130 bin kişilik güçlü bir örgütüz ama birbirimize sahip çıkmıyoruz. Hep birbirimizle bir yarış içerisindeyiz. En büyük haksız rekabeti kendimize yapıyoruz, birbirimize yapıyoruz. Güçlü olmayı başaramıyoruz. İllerimizde şu derneğimizin çatısı altında dahi bir araya gelmeyi imtina ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, yapmamız gereken çok basit. Birbirimize sahip çıkacağız. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Güçlü olmak zorundayız. Oda seçimleri bittikten sonra grup çapkamızı bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Seçilenleri benden de senden de ayrımını yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Seçim bittikten sonra seçilen bütün yöneticilerimize sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Hatta yapabileceğimiz ne varsa da yardıma da açık olmamız gerektiğine inanıyorum. Yoksa odalarımız ne yapabilir ki? Türmobumuz ne yapabilir ki? Yöneticilerimiz çalışıyor. Her gün üretiyorlar. Özellikle bu pandemi sürecinde İstanbul Adam, Türmob hiç durmadı. Peşi sıra eğitimler yaptılar. Senkron eğitimler yapıldı. Ama birileri bizi görüyor. İşte bu parçalı görüntümüzü görüyor. Bizim 130 bin kişilik güçlü örgüt olduğumuza inanmıyor. Biz gücümüzü burada toparlayacağız. Burada beraber kol kola, el ele, güç birliği içerisinde odalarımız vasıtasıyla gücümüzü yukarıya taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak biz ondan sonraki süreçte birileri gücümüzü görünce o zaman işte bizim haklı dediğimiz, hatta ileriye gidiyorum, insani taleplerimizi dikkate alacaklardır diye de inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Çünkü değerli genel sekreterim ve İstanbul Oda Başkanım da konuşacak. Ben genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Mevcut yönetim kuruluna görev süresi için çok teşekkür ediyorum. Yeni göreve gelecek olan değerli yöneticilerime şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Basınımızın emektarı Sayın Nusret Sümer'e çok teşekkür ediyorum. Genel kurullarımızı takip ediyoruz birlikte. Bizim gözümüz, kulağımız, bizim resimlerimizi, videolarımızı paylaşıyor. Bir de bizim bir çözüm ortağımız var değerli arkadaşlarım. Korurlar Sigorta. Mesleki sorumluluk sigortamızın pazarlamasında beraber çözüm ortaklığı içerisindeyiz.
Korurlar Sigorta Mert Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bütün genel kurullarımıza katılıyor. Genel kurulumuzun hayırlı olması dileğiyle sizlere sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz.